Evet, Türkiye'nin merak ettiği bir dosya. Narin. Evet, tam 48 gün oldu. Narin ilgili somut deliller açığa çıkmaya da başladı. Narin'in nasıl öldürüldüğü kesinleşti ama kimler tarafından öldürüldüğü net bir açıklama yok. Ama bütün bulgular, bütün deliller anne ile amcayı gösteriyor. Şimdi gazeteci Ferit Demir'in yeni aktarmış olduğu bilgiler var. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Narin'in 21 Ağustos günü saat 15:15'te eve gittikten sonra kısa bir süre sonra boğularak öldürdüğü kesinleşmiş. Şimdi şüpheli ki biliyorsunuz annesiyle amcası şu anda tutuklu. Şüpheli kim? Onu da hemen sizlere aktaralım. Anne ile amca yaklaşık 15 dakikada 3 kez telefonla konuştuğu ortaya çıkmış. HTS kayıtlarına göre Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15 ile 20 ile 15 ile 35 saatler arasında, yani 15 dakikalık bir saat dilimi var. 3 kez telefonla görüşme yapıldığı ortaya çıkmış. Ayrıca yengeleri Hediye Güran, Maşala Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da daratılmış HTS kayıtlarına yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgiye göre Nari'nin katledilen saat 15'i 15'te çok kısa bir süre içinde Arif Güran'ın evinde bulundukları, eve ilk gelen kişinin de yengesi Hediye Güran olduğu, daha sonra çok kısa aralıklarla Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da eve geldiği tespit edilmiş. Ama dediğim gibi 48 gün oldu. Katil kim? Soruyoruz. Neden katili açıklamıyorsunuz? Tam 48 gün oldu. Bugün itibaren 48 gün oldu. Hala somut bir açıklama yok. İfadeler alınıyor. HTS kayıtları ortaya çıkıyor. Narin nasıl katledildiğini, nasıl öldürdüğüne dair net somut deliller ortaya çıkmasına rağmen ama hala kim tarafından öldürüldüğü belli değil. Yani şüphe anne üzerine duruyor. Çünkü o saatte evde bulunan annesi, sonra telefonla görüştüğü amcası, yani bir pislik var. Evet, bir pislik var. Ama net olduğunu biz de bir şey diyemiyoruz. Çünkü henüz 48 gün geçtiğine rağmen mahkemede Narin Güran cinayetiyle ilgili net bir açıklama yok. Sürekli yeni bulgular, yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de mesela HTS kayıtları. HTS kayıtları, telefon görüşmeleri. Yani düşünün, annesi, bu Narin'in annesi 15 dakika içinde 3 kez muhtar olan amcasıyla, Narin'in amcasıyla 3 kez telefonla görüştüğünü. Sonra zaten biliyorsunuz bir itirafçı vardı, Nevzat Bahtiyar. İşte cenazeyi alıp dereye bıraktığını açıklamıştı. Nevzat Bahtiyar da yaklaşık 3-4 seferdir ifadesini değiştiriyor. Her ifadesinde farklı şeyler söylediğine de şahit oluyoruz. Bakalım, inşallah kısa zamanda ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu arada arkadaşlar, yeniden sorgulama yapılacak. HTS kayıtları ortaya çıkmasıyla beraber Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerine uzman ekiplerin yaptığı incelemeler ve tespitlerin tamamladı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıklar tekrardan sorgulamasına karar verdiği öğrenilmiş. Soruşturma savcının ilk olarak tutuklu 12 sanığın sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacak konusunda ise henüz net bir bilgi verilmemiş. Bir avukat ordusu savunacak. Avukat, evet, bir avukat ordusu savunacakmış. Narin soruşturması kapsamında tutuklanan 9'u Güran ailesi mensubu, toplam 12 kişiyi bir avukat ordusu savunacak. Alınan bilgiye göre Güran ailesinin şu ana kadar 12 avukata vekalet verdiği öğrenildi. Güran ailesini savunacak 12 avukatın dün cezaevine giderek müvekkilleriyle toplu görüşme yaptığı, bu görüşme nedeniyle cezaevinde birçok görüşmenin de aksadığını, farklı illerde ve Diyarbakır'a gelerek cezaevinde bulunan müvekkilleriyle görüşmek için Diyarbakır T tipi cezaevine gelen çok sayıda avukat, Güran ailesinin avukatların görüşmesi nedeniyle beklediğini ve Güran ailesinin görüşmelerin tamamlanmasından sonra diğer avukatların görüşmeye alındığı, bu uygulamanın tutuklu Güran ailesinin şüphelilerin can güvenliği nedeniyle yapıldığını belirtmiş. Yani can güvenlikleri yokmuş herhalde.
Onlar öyle diyor. Yani bir sürü vekalet vermişler. Avukat ordusu bu aileyi savunacakmış arkadaşlar. Yani göz göre göre 8 yaşındaki bir kız çocuğunu katlettiler. Yani ilk günden beri az çok belliydi. Ben her zaman söylüyordum. Annesi mesela, Nari'nin annesi kamera kayıtlarında, yani vermiş olduğu röportajlarda, yapmış olduğu konuşmalarda, inceleyin. Görüntüleri inceleyin. Tek gözyaşı yok. Yalandan ağlamaya çalışıyor. Onu da başaramıyor. Yani bir tiyatronun içinde olduğu herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani annesi net bir şekilde her şeyi bildiğini biliyoruz. İşte mesela Güran ailesine baktığımız zaman bütün olayı Nevzat Bahtiyar'ın üstüne yıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bu aile gerçekten profesyonel. Baktığımız zaman insanın tüyleri diken diken oluyor. Mesela 50'den fazla patates hat dedikleri, yani başkasının adına hat çıkarmışlar. Jandarmaya işte asılsız ihbarlarda bulunmuşlar. Yani insanın aklına gelmeyecek. Hatta bu ailenin mensupları işte jandarmayı dinlemeye çalışmışlar. Ona göre hareket etmeye çalışmışlar. Ve jandarma bunun tutanaklarını da tutmuş. Yani her şeyden haberdar ve bu olayın üstünü kapatmak için elinden geleni yaptığını gördük. Ama birileri tarafından da korundu. Hiç şüpheniz olmasın. Ben açık net bir şekilde söyleyeyim. Birileri tarafından korundu. Yoksa 48 gün oldu. Nasıl ortaya çıkmıyor? Tam 48 gün oldu arkadaşlar. Bugünden itibaren 48 gün oldu. Narin Güran cinayetiyle ilgili hala bu cinayeti kim işlediği ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bakalım ne olacak? 12 kişi sanığın ifadesi tekrardan alınacakmış. Mesela Ferit Demir ne diyor sevgili dostlar? Diyor ki soruşturma savcının elde ettikleri bilgilere göre evde birçok delilin yok edilmesi için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edilmiş. Evdeki eşya, kıyafet ve halıların da özel yöntemlerle kullanılarak yıkandığı ortaya çıkmış. Delilleri yok etme çabalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitleri yapıldı, öğrenildi. Mesela halıları yıkamışlar. Düşünün, kız çocuğunuz kayboluyor, kızınız kayboluyor. Bir gün sonra halılarınızı yıkıyorsunuz. Siz kız çocuğunuzun derdine mi düşeceksiniz? Yoksa halıları yıkama derdine mi düşeceksiniz? 8 yaşındaki bir kız çocuğunda ne hissediniz? Vicdansızlar. Gerçekten İnsan sinirlenmemek elde değil ya. Her gün farklı haberler duyuyoruz. İstanbul'da olsun, Mersin'de olsun, kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Kim buna dur diyecek? Gerçekten merakım, kim buna dur diyecek? Evet arkadaşlar, geldik bir videomuzun daha sonuna. Bu yayının daha fazla kişilere ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.